Abi, bu konuşan mı? Tek başına, tek başına seni bırakacağım. Gel. Bu ne sen? Sen tut ha. Ne diyeyim? Ben sormayayım artık. Sen hep ben çıkıyorum çünkü. Lan bu abi beraber konuşsun. Hadi bakalım. Ben Nasim'i kutlar. Bu köylüyüm. Şimdi şu anda Avusturya'da yaşıyorum. Emekliyim oradan. Senemin Altay'ı köyde, Altay'ı Avusturya'da yaşıyorum. Paraları ne arıyorsun paraları? Paraları bulduğum anda hepsini buraya getirdim. Dünyada kalır. Hiç para nasip olmadı bize. Zaten ben de onu düşünüyorum. Ne götüreceğim diye onu düşünüyorum ama kime? Mezarın bir köşesine yiyeceğim hep paraları. Değil mi? He. Kim dua etmeye gelirse orada 100 euro alıp gidecek değil mi? Her dua Allah rızası için. Hem bana değil sadece. Bütün orada yatanlara dua etsin. Tabii. Sadece bana dua etmiş ne olacak ki? Evet. Bütün ehli Mongollarına dua edecek. Gidiyoruz geliyoruz işte. Bu köyden vazgeçemiyoruz, kopamıyoruz. Burası bizim köyümüz. Vatanımız. Köyde köy odaları var mıydı? Anlat. Bu önceleri burada köy odaları vardı. Neredeydi köy odası? Köy odasının biri buradaydı. Kimin, o da kimin dedi? Buna şöyle diyeyim ben sana, bunlara Yalmanlar derler. He. Yani şeyi de konuşayım ben sana, bunlara Yalmanlardır. Şurada İrvam Emmi'nin odası vardı. Yukarıda Karaciğer'in odaları vardı. Üstten aşağı burası hep köydü. Hep buralar yıkıldı, viran oldu. Hep yoldan Üstcanlı'ya geçtiler. Köyün gençler de hiç köyde kalmıyor yani. Bırakın gurbete gidiyor. Burada 3-5 tane yani yaşlı adamlar var. Onlar da mevfat edenlerin de kapısı, evi kapanıyor, bırakıyor gidiyorlar yani. O çoluğu çocuğu da senede bir sefer veya 2 senede bir sefer geliyor, kapıyı açıyor, 10-15 gün duruyor. Ondan sonra bırakıyor gidiyor. Gittikçe köy bitmeye başladı yani. Bizim köy değil yani, her vaziyete göre bütün köyler. Köyler bitiyor yani, köy hayatı bitiyor. Ama şunu da söyleyeyim, emekli olup da köyden yeri olanlar tekrar hep köye dönmek istiyor. Çünkü artık şehir hayatı çok zor geliyor, yaşanmayacak bir hale gelmiş. Onun için emekliler geri köye dönmeye çalışıyor bakalım. İnşallah sonuç ne olur, sonuç neye varır bilmiyorum. Sen kesin dönüş yapacak mısın? Ben kesin dönüş yapamayacağım çünkü benim çocuklarım orada, torunlarım orada. Herkes öyle deyince yavaş yavaş nesiller bitiyor. Nesiller bitiyor diyorum ben sana işte. Çocuklar geliyor şurada bir hafta kalıyor. Bir haftadan sonra bırakıp gidiyor. Ben buraya yeni evi yaptım. Yani çoluğum çocuğum gelsin diye. Evet. Onun için nesil yani köy nesili bitiyor yani. Ne olur sonuç ne olacak bilmiyorum bunun burası artık. Allah sonumuza hayırlı vesile eylesin. Burası komple şeydi, evdi. Bir tane kalmadı. Köyün ilk yerleşim yeri bu şey, yoldan aşağıda, asfalttan aşağıydı. Hepsi veren oldu, ören oldu. Artık herkes üst tarafa çıkmaya başlıyor. Allah'ın dediği olur. Allah inşallah sonumuzu hayırlara vesile eyler. Bütün İslam aleminin sonunu hayırlara vesile eyler. Ne zaman dönüş ne zaman? Dönüş ayın ikisinde Allah demiş olmasa. 9. ayın ikisinde geri dönüyorum. Kaç haftalığına geldiniz ya? Ben orada biraz işlerim var. O işlerinden dolayı mecbur gitmem lazım. Onun için yoksa benim için şeyi yok yani emekli adamın süresi yok. Ne zaman canım isterse. Selam yolda. Çoluğa, çocuğa, toruna. Bütün Avusturya'daki olan bütün arkadaşlarıma. Avusturya'dakilerine mi? Heh. Dur bir dakika ya. Acele etme arkadaşım. Avusturya'daki olan bütün arkadaşlarıma. Bölgesel selam yolluyorum. Değil mi? Tamam hadi bakalım. Davutlu'da olan bütün arkadaşlarıma, Bursa'daki bütün köylülerimize, Bodrum'daki bütün köylülerimize, Ankara'daki, Manisa'daki bütün köylülerimize buradan kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Almanya? Almanya'da var değil mi? Almanya'daki, Fransa'daki bütün köylülerimize, tanıdıklara, Belçika'dakilere. Bütün selamlar. Ulan İngiltere'de bir yeğenim var. Başka da yok herhalde. Başka da var daha. Başka da var. Bilmiyorum işte. Hepsine selam gönderiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Allah ne bileyim ben. Köydeki bütün köylü kardeşlerime, yaşlılara uzun ömür, şifalar, Allah'tan şifalar. Allah ele avuca düşürmesin.
Dur lan mesela. Ha bu kadar. Başka da şey yapamıyorum. Hadi size de çok sağ olun. Allah razı olsun. Sana da çok sağ olalım. Buraya arkadaşlar davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Hadi Allah sana da uzun ömür versin. Sağ olasın.